23 Nisan şenlikleri konusunda bir projemiz vardı. Ben bunu sağ olsun Atanur Bey'le ilettim. Atanur Bey de ilgi duydu ve benimle birlikte böyle bir projeyi sundu. Atanur Doğan gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli ressamlardan, çok önemli sulu boyacılardan birisi. Sağ olsunlar kırdılar Kanada'dan beri buraya kadar geldiler sırf bu etkinlik için. Bizim derdimiz çocuklara resim etkinliğini, resim merakını aşılamak. Çocuklar gerçekten bizim geleceğimiz. Çocuklar olmasa bizim geleceğimiz sıfır demektir. O yüzden biz bütün ağırlığımızı Atanur Doğan ve ben her şeye rağmen çocuklara veriyoruz. Çocuklara resim kültür adına, resim sanatı adına bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Şu anda yaptıkları resim her biri bir puzzle. Her biri ayrıca soyut bir resim. Birleştirdiği zaman kocaman bir Atatürk oluyor. Şu anda 108 tane tuval üzerine çalışıyoruz. 70 metrekare büyüklüğünde bir Atatürk resmi yapıyoruz. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da örneği henüz görülmemiş bir çalışma. Bu yüzden ilk olması bakımından ayrı bir anlamı var, önemi var. Bir de 23 Nisan'da bunu yapmak, çocuklarla beraber yapmak bizim için hepsi yan yana geldiğinde daha güzel bir şey oldu. Şimdi 23 Nisan'da niçin çocuklarla böyle bir etkinlik yapıyoruz? Onun sorusu belki de açmak lazım. Onun önemi çok önemli. Şimdi Atatürk Cumhuriyeti çocuklara emanet etmiş. Gençlere emanet etmiş. Sonra sanatlı da sanatsız kalmış bir milletin damarlarından biri kopmuştur demiş. Hakikaten bugün düşündüğümüzde her sözü büyük ağırlıklar taşıyor ve geleceğimizi çizmek için, yaşadığımız ortamı anlayabilmemiz için bunlar çok önemli. Özellikle sanat çok önemli. Şu anda yaklaşık 250 öğrenci var. Bunlardan bir kısmı, iki öğrenci bir tuvale çalışma yaptı. Böyle düşündük. Fakat zaman zaman o sayı değişiyor hocalarımızın katkılarıyla. 108 tane tuvalin üzerine bir ilkokul ve ortaokul öğrencisi, bir de resim öğretmeni veya güzel sanatlar öğrencisi. Fakat Atatürk'ün şimdiye kadar yapılmış, tuval üzerine yapılmış en büyük resmi. En büyük resim bu olacak. Sadece Atatürk'ün değil, dünyada bu büyüklükte tuval üzerine yapılmış başka resim yok. Çünkü bir tuval kaldırmaz bunu. Ama biz ne yaptık? Bir sürü tuvali yan yana getirip kocaman bir tuval yaptık. Ve bunun da bir ayrı özelliği var. Bir tuvale resim yapmıyoruz. Yani bir tane resim yapmıyoruz. Her bir kare 80'e 80 ayrı bir tablo, ayrı bir resim. Tuval üzerine çalışma 2 günlük çalışma oluyor. Dün sabahtan başladık, bugün akşama kadar devam edeceğiz. Ve akşam saatlerinde final yapacağız. Thank you.